Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kahvaltılara çok yakışır domates ve biberli harika bir tarif hazırladım. Tarifimin yapımını hemen geçiyorum. Tavama şöyle çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüm klasik 100 ml'lik küçük çay bardaklarından arkadaşlar. Şöyle 2 diş sarımsaklarımı da çok küçültmeden doğradım. Isınan yağımın içine ekledikten sonra 8-10 saniye kadar çeviriyorum. Çok fazla yakmayalım sarımsaklarımızı. Sarımsaklarımı da biraz soteledikten sonra çeri domateslerimi de tavama alıyorum. Domateslerimi önceden yıkayıp kuruladım. Bütün olarak kullanıyorum arkadaşlar domateslerimi de. Şöyle biraz sarımsaklarla beraber soteliyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Kahvaltılara, çayın yanına o kadar güzel yakışıyor ki. Sarımsaklarla da şöyle biraz soteledikten sonra domateslerimi bir kaşık yardımıyla alt üst ediyorum. Her tarafının tamamen yumuşamasını sağlayacağım. Domateslerimde rengi dönüp biraz yumuşadıktan sonra 3-4 adet yeşil biberimi de parmaklar şeklinde doğradım. Biberlerimi de ekleyip domateslerimle beraber soteliyorum. Biberlerimi de bir çatal yardımıyla alt üst ederek her tarafının kızarmasını sağlayacağım. Biberlerimi de çevirdikten sonra yeteri kadar tuzumu da ekliyorum. Tuzumu da ekledikten sonra şöyle bir 15-20 saniye kadar tekrar soteliyorum. Ardından bir tatlı kaşığı kadar kekik ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekliyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Biberlerimin her tarafı kızarıp domateslerim de tamamen yumuşadıktan sonra kahvaltılığımız hazır. Hazırladığımız bu kahvaltılık arkadaşlar 2-3 kişiye de rahatlıkla yetiyor. Biberlerimin gördüğünüz gibi her yeri çok güzel de kızardı. Domateslerim de tamamen yumuşadılar. Yapımı gerçekten çok kolay ve pratik ve bir o kadar da lezzetli, harika bir tarif. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Yapıp deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.